Dergisi'nden herkese merhaba. Logitrans 2022 fuarında Dota Lojistik standına geldik ve Sayın Hatice Gültekin İnsan Kaynakları Müdürümüzü dedik ki bizi ağırlar mısınız? Sizinle sohbet etmek istiyoruz. Birazcık da zorla ama çok teşekkür ediyorum. Rica kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Seve seve kabul ettim. Çok keyifli oluyor. Sizlerle görüşmek, özellikle de sektörde kadınlara yer vermek bizim için ayrı bir onur kaynağı. Öncelikle sizi ve ardından Dota Lojistik tanıyarak başlayabiliriz. Tabii, ismim Hatice Gültekin. Dota Lojistik'te İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışıyorum. Yaklaşık 7 yıldır bu firmadayım. Dota Lojistik'ten bahsedeyim aslında benden ziyade. Çünkü ben gerçekten bir kadın olarak Dota Lojistik çalışmaktan çok memnunum ve çok seviyorum. Dota Lojistik 2000 yılında Almanya'da kuruldu. Şu anda mevcut olarak 200 tane öz mal aracımız var. Çok güzel. Firma olarak biz amacımız çok fazla araç sayımızın olması değil, sektörde çok büyük olmak değil. Bizim amacımız en kaliteli hizmeti ve en iyisi olabilmek. Hı hı. Bu anlamda da Dota Lojistik butik bir hizmet sunuyor. Nedir butik hizmet? Butik hizmet dediğimiz ne? Biz müşterilerimizle, yükleriyle birebir ilgileniyoruz. Her müşterimiz için özel bir müşteri temsilcisi atıyoruz. Yükleme noktası, boy yükleme noktasından varış noktasına kadar aracımızı takip ediyoruz. Müşterimize en kaliteli, en doğru zamanda ulaşması için elimizden gelen özveriyle çalışıyoruz. Ve tabii ki bu da otomatik olarak karşı tarafta gerçekten güzel ve mutlu bir sonuçla taçlanıyor. Bu yüzden de tüm çalışanlar olarak bizim önceliğimiz müşterilerimizin memnun kalması. Almanya'da kurulduk dediniz ama ardından Türkiye'de de bir yapılanmamız mevcut değil Tabii, mi şu Tabii Türkiye'de de bir yapılanmamız mevcut. 2000 yılında Almanya'da kurulduktan sonra 2004 ve 2007 yılları olmak üzere iki tane daha Dota firması kuruldu. Biri Dota Nakliyat, biri Dota International. Onlar da bir grup firması adı altında geçen sene Dota AŞ olarak birleştirildi. Çok güzel. Şimdi tabii aslında diyorsunuz ki çok büyük olmak değil diyorsunuz ama 200 adet öz maldan bahsedince aslında mütevazi davranıyorsunuz. Gayet büyük bir firmasınız. Şu anda hizmet verdiğiniz noktalar, güzergahlar ağırlıklı olarak neler? Ağırlıklı olarak Avrupa bölgesine taşımacılık yapıyoruz. Birçok ülkeye gidiyoruz Avrupa'da ama en güçlü olduğunuz hat hangisi derseniz tabii ki de Almanya. Geç dönemde tabii işte global krizler, savaşlar vesaire oldu. Bu dönemde de yine Türk lojistikçisi aslında çok güç kazandı. Gerek Uzak Doğu'nun bu noktada birazcık gücünü kaybetmesinden kaynaklı. Yine gerek savaştan kaynaklı, keşke olmasaydı ama Türkiye'nin konumu itibariyle gücünün anlaşılması diyebiliriz. Bu da bizim firmalarımıza yeni yatırım ve yeni güzergah fırsatları sundu. Sizde böyle düşünceler ve planlar var mı? Tabii ki operasyon ekibimiz tüm dünyada gelişen olayları yakından takip ediyorlar. Bunun için özel bir ekibimiz var. Durumlarına göre farklı yatırımlar, farklı yollar, farklı yükleme metotları, farklı çalışma metotlarıyla gündemi yakından takip ediyorlar. Yani gelecek dönemde de belki sürprizler olabilir. Olacak. Yine filomuzu filomuzla alakalı önümüzdeki yıl 100 araçlık daha bir alımımız söz konusu olacak. Çok güzel. Marka belli mi? Marka konusunu şu anda söyleyemiyorum maalesef. Ama biz filomuzda farklı markalara yer vermeyi seviyoruz. Şoförlerimizin burada ihtiyaçlarını ve isteklerine önem veriyoruz. Şoförlerimiz farklı markalarla da çalışmak istiyorlar. Hiçbirini kırmadan tüm markalarla devam etmek istiyoruz. Çok güzel. Yine baktığımız zaman aslında birçok farklı kalem var ele aldığımız. Sizin de her noktada çalışmalarınızın olduğunu biliyorum. Mesela yine son dönemlerde daha da artan ve kesinlikle artarak devam edeceğine inandığım kadın istihdamı yönünde. Evet. Sizin firmanızın özellikle bir hassasiyeti ve çalışması olduğunu biliyorum. Birazcık da kadın istihdamından ve gelecek dönem çalışmalarımızdan bahsedebiliriz. Tabii ki. Dota olarak kadın çalışanlara çok önem veriyoruz. Bizim yönetim kurulumuzda da kadınlarımız mevcut. Tüm çalışan departmanlarımızda muhakkak kadın ağırlığının olmasına dikkat ediyoruz. Özellikle de bu ekibin başında ben olduğum için elimden gelen özveriyi gösteriyorum. Önümüzdeki sene geri bir projemiz var. Dota Lojistik olarak kadın sürücü yetiştirmek istiyoruz.
yapıyoruz ve bunun için bir eğitim merkezi kuruyoruz. A'dan Z'ye, yani en başlangıcından itibaren sonuna kadar sertifikalandırma ve eğitimlendirme ve sürücü, aynı zamanda da sürücü belgelerini alacağız. Eğitimi başarıyla tamamlayan tüm kadınlarımıza da iş garantisi vereceğiz. Mükemmel bir şey. İş garantili üniversite gibi, evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Tüm belgelerini, tüm eğitimlerini tamamlayıp, çünkü bu sektörde kadınların olması gerektiğine inanıyoruz. Kadınların olduğu her yerde başarı biraz daha güzelleşiyor aslında. Tabii ki hem cinslerimiz veya karşı cinslerimiz olarak bu olayı ayrım yapmıyoruz ama kadın olduğu yerde en azından biz diyoruz ki biraz daha güzel başarılar oluyor. Kesinlikle öyle. Hem şoför açığının bu kadar arttığı hem de kadın, evet, istihdamından bahsettiğimiz bir adamda bir taşla iki kuş diyebiliriz aslında. Kesinlikle, çünkü şu anda siz de biliyorsunuz, konuşuyoruz sürekli. Artık çok fazla yetişmiyor. Yani yeni nesil çok fazla tercih etmiyor. Evet. Diğer ülkelerde de şoför arayışının olması insanların bölünmesine ve farklı yollara gitmesine sebep oluyor. Biz de en azından bu açığı ilerleyen dönemlerde kendi firmamızda yaşamamak için, olumsuz bir açıdan, kendi yetiştirdiğimiz sürücülerimizle devam etmek istiyoruz. Çok güzel. İnşallah gelecek sene bunun da ayrıca haberine yer veririz. İnşallah. Bunun haricinde yine tabii ki çevrecilik. Özellikle de Avrupa'ya taşıma yapanlar için, keşke, yani tabii bu yakında daha da yayılacaktır ama, çevrecilik, daha az zarar verme, daha doğa dostu olma, bu doğrultuda da çalışmalar var. Sizin de bu doğrultuda çalışmalarınız var mı? Tabii, tüm araçlarımız Euro 6 normlarında. Hı-hı. Tamamen doğa dostu, çevre dostu. Biz bu bilinçle zaten hareket ediyoruz. Tüm çalışanlarımızı da bu bilinci kazanabilmeleri için daha ilk başta işe başlarken, DOTA'yı anlatırken, hı-hı, çevreye karşı hassas ve duyarlı olmaları gerektiğinde uyarıyoruz. Çok güzel. Şimdi ben birazcık da tabii ki değerlendirmelerinizi merak ediyorum. İlk olarak Avrupa'ya, başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya çalıştığınız için bitmek bilmeyen bir Schengen sorusu, evet, sorunu, bir vize sorunumuz var. Sizleri nasıl etkiliyor? Yani belki bir yüzdelik bile verseniz, ya bu sorunları yaşamasak şu kadar daha verimli çalışabiliriz, bizi şöyle etkiliyor gibi neler söyleyeyim? Yani aslında burada direkt bireysel olarak değil, biz demeyerek hepimizi, yani bu sektörde var olan tüm lojistik firmalarını çok olumsuz etkiliyor. Çok uzun bekleme süreleri var. Bu süre zarfında şoför de kaybediyorsunuz. Çünkü kimse bir ay, bir buçuk ay vize beklemek istemiyor. Herkes bir an önce işine başlayıp para kazanmak istiyor. Ama maalesef işte sürücülerimiz vize başvuruları yaptığımızda çok fazla beklemelerden dolayı çok kayıplarımız var. Hem yük kaybımız var, hem ülke olarak ekonomik anlamda gerçekten kayıplarımız var. Biz elimizden gelen hızlandırmayı yapıyoruz. İşte yoğun olduğu ülkelerde, örnek veriyorum, Almanya vizeleri yoğunsa farklı ülkelere vize başvurularında bulunuyoruz. VIP vize başvurularında bulunuyoruz. Daha hızlı randevu alabilmek için. Ama maalesef bunlar bireysel olarak hani bizim çabalarımızla yeterli değil. Ne yapıyoruz? Kadromuzdaki şoför istihdam sayısını arttırmak zorunda kalıyoruz. Çünkü vize beklerken müşterimizi bekletemeyiz. Tabii. Yük beklemez. Evet. Yük beklemez. O yüzden de mecburen fazla şoför istihdam etmek durumunda kalıyoruz. Peki bu son dönemde artan bir gelişme mi? Yani aslında hep vize sorunu vardı. Yani aslında hep vardı. Gerçekten hep vardı. Ama son 2 yılda özellikle benim dikkat ettiğim, çok daha fazla artmış olması. Çok fazla bekliyoruz. Bu konuya bir an önce aslında müdahale edilmesi gerekiyor. Çünkü bizim amacımız seyahat değil. Burada tamamen ülkelerin çıkarları doğrultusunda aslında baktığınızda bu ülke ekonomisi için çok önemli bir faktör. Bu konuya müdahale edilip bu vize süresini özellikle şoförler için hızlandırmak gerekiyor. Yani çalışan, gerçekten çalışan şoförlerimizin kalitesini arttırabilmemiz için en önemli kalemlerden bir tanesi. Yani doğru söylüyorsunuz. Geçtiğimiz dönem yine demiştik ama bunu ayrı bir başlık altında değerlendirirsek, Türk lojistik sektörünün parladığı bir dönemden geçtik. Yine aynı şekilde ihracat hedefi ne demek? Bu aynı şekilde lojistikte de birebir orantılı şekilde ilerliyor.
geliyor. Şimdi hem geçtiğimiz dönemi sormak istiyorum. Ama bunun yanı sıra dünyada farklı bir hal almış durumda. Savaşlar diyoruz, ekonomik krizler, resesyonlardan bahsediyoruz, enerji krizlerinden bahsediyoruz, yine bitmeyen bir Covid, işte Uzak Doğu'da bahsediyoruz. Evet. Aslında sürekli bir girdisi var yani. Her yerden bir etki ve darbe alır hale geldi. 2023 yılı için hem genel anlamda hem de sektörünüz ve firmanız açısından beklentileriniz ne? Onları da duymak istiyorum. Tabii ki öncelikle hiçbir şekilde savaşın olmamasını diliyoruz. Tamamen dostane ilişkilerin büyüdüğü, barışçıl bir ortamda hepimiz yaşamak istiyoruz. 2023'ten hedeflerimiz tabii ki de her firmanın olduğu gibi büyüyebileceğimiz, gelişebileceğimiz, kaliteli hizmet anlayışımızdan taviz vermeden gene yapmış olduğumuz işe devam etmek istiyoruz. Peki bu birazcık ekonomik anlamda, genel anlamda sektör olarak dengeler değişebilir mi gelecek dönemde? Çünkü aslında Türkiye içinde de mesela bir seçim sürecine giriyoruz. Evet. Yani hep arka arkaya bu kadar parlak geçeceğini düşünüyor musunuz? Yani ben lojistik sektörünün her zaman parlayacağını düşünüyorum. Çünkü hayatınızda lojistik olmazsa olmaz. Evet. Normal rutininizde bile her zaman bir lojistik var. Hangi koşul olursa olsun tabii ki iniş ve çıkışlar olacaktır ama lojistik her zaman devam edecek, parlayacak ve geleceği vaat eden bir sektör olarak devam edeceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yakın zamanda yine devletimiz %70'e varan destekler sunmaya başladı lojistik firmalarımız için. Tabii aslında bu destekler büyük küçük olmaksızın büyük önem arz ediyor. Dediğimiz gibi ihracat hedeflerinin bir yürüyen ayağı da lojistik sektörü çünkü. Hizmet ihracatı aynı şekilde desteklenmesi gereken bir sektör. Siz destekleri nasıl görüyorsunuz? Aynı zamanda tabii ki firmaların yaşadığı bu arada araç alımında kredi sıkıntıları yaşanılıyor. Evet. Başka artan maliyetler var. Kasko sigorta masrafları var. Bu anlamda destekleri yeterli görüyor musunuz? Ve genel anlamda ne gibi farklılıklar olabilir? Yani açıkçası tabii ki destekler yapılıyor. Hangi firmanın ne kadar faydalanabildiği tartışılabilir bir boyutta. Maalesef yeterli değil. Çünkü Türkiye ekonomisine sabah kalktığınızda her an her şey değişebiliyor. Krediler evet veriliyor ama en son bildiğim kadarıyla burada da taksit sayısında bir daralma var. Vade konusu çok daha kısa tutuluyor. Milyonluk yatırımlar yapıyorsunuz. Vadeleri kısa olduğunda da bunları düşünmeniz gerekiyor bir kere daha. Bu desteklerin biraz daha geniş kapsamlı yapılmasını düşünüyorum açıkçası. Gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki nasıl değerlendirilir, nasıl yapılır onu da çok fazla yorumlamak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi sizinle sohbet etmek. Teşekkür ederim. Sizin eklemek istedikleriniz varsa alabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herkese iyi fuarlar diliyorum. İyi fuarlar diliyorum ben de. O zaman bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.